Organik Yaşam'dan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere biber bitkisi uzun yıllar nasıl yaşatılır bunu göstermek istiyorum. Normalde biberi herkes tek yıllık bir sebze olarak bilir. Fakat uygun ortam, uygun şartlar sağlanırsa biberlerimizi uzun yıllar yaşatabiliriz. Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıkları 7-8 derecenin altına düştüğünde biberi bahçeden alıp saksıya almamız gerekiyor. Veyahut da ısıtmalı bir sera varsa serada da bu üretimi yapabilirsiniz. Ama bunun için belirli bir aşamalardan geçmesi gerekiyor. Şimdi bu aşamaları sizlere göstereyim. Eğer biberimiz saksıya alınacaksa bitkinin köklerine çok fazla zarar vermeden etrafından şu şekilde kürekle keserek bir kalıp şeklinde çıkartmamız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi biberimizi topraktan ayırdık. Bakın bu kılcal dallar. Bu dallara da çok fazla zarar vermeyeceğiz. Şimdi bunu saksıya alacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz fidemizin üzerinde meyveler de var. Bunları eğer üzerinde bırakırsak, tarlada bırakırsak gece soğuklarından dolayı bu biberler olgunlaşamayacak. Şimdi bunu saksıya alacağız. Saksıya alacağımız biberi seçerken de bol, verimli ve hastalığı olmayan fideleri almaya özen gösterin. Arkadaşlar şöyle büyük boy bir saksı tercih etmeye çalışın. Saksının alt kısmına drenajın iyi olabilmesi için şöyle çakıl taşı koyuyoruz. Daha sonra da arkadaşlar hayvan gübresi karışık böyle kaliteli bir bahçe toprağı kullanabilirsiniz. Bir miktar toprak koyduktan sonra fidemizi yerleştireceğiz. Arkadaşlar dikim işlemini hallettikten sonra bu biberin budanması gerekiyor. Eğer bu şekilde evimizde bırakırsak bu kurur. Kesinlikle canlanmaz. Bitkilerde şöyle bir mantık vardır. Bitki meyvesini verir, toprağa tohumunu bırakır ve o yıl artık yaşamını sonlandırır. Tohumu toprağa bıraktığında ömrünü o şekilde devam ettirir arkadaşlar. Ama siz tohum yapmasına fırsat vermezseniz bitki tekrar tekrar tohum yapabilmek için uygun şartları, uygun sıcaklığı buldukça yeni yeni meyveler verecektir. O nedenle biberin üzerindeki meyveli olan dalları ve meyveleri tamamen alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın budama yaptık. Şu iç kısımlardaki dalları da alalım. Bakın görüyorsunuz şu anda üzerinde herhangi bir meyve yok ve budandı. Şuralarda gördüğünüz yerlerden, şu kestiğimiz yerlerden, diplerden yeni yeni sürgünler atacak. Hatta şöyle gösterebilirsem arkadaşlar. Bak şurada küçük bir sürgün var. Küçük bir dal atıyor buradan. İşte bunlar büyüyecek. Yeni yeni dallar oluşturacak ve bu dalların üzerinde de Ocak ayı gibi meyveler vermeye başlayacak tekrardan. Siz de bu şekilde yaparak bahçeden aldığınız biberi kışın evinizde yaşatabilirsiniz. Yazında biberler bahçeye dikileceği dönemde alırsınız bu biberi tekrardan bahçeye dikersiniz ve diğer biberlere göre çok daha önde başlarsınız. Hatta yeni dikeceğiniz biberlere göre çok daha verimli, çok daha bakımlı, büyük bir ağaç gibi biberiniz olacak arkadaşlar. Daha önce bu tarz videolar yapmıştım. Hatta benim evimde şu anda 4 yaşında bir biber var. Onun videolarını da çekmiştim. Onu da üst kısmında çıkacak kartlara tıklayarak veya video sonunda çıkacak olan küçük videolara tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik videom bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.